alınan imtiyazlar hakkında bilgiler verecek. Biz de sözü başkent Ankara'ya bırakıyoruz. Ankara'dan merhabalar. Konuğumuz Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı. Kendisiyle çok önemli konuları masaya yatıracağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Davos'tan geldiniz. Ayağınızın tozuyla enflasyon raporunu açıkladınız. Enflasyon raporundan önce isterseniz Davos'u konuşalım. Davos'ta sizler Türk ekonomi yönetimi çok farklı ve imtiyazlı görüldüğünüze dair haberler yansıdı. Bir de sizin ağzınızdan dinleyelim. Küresel krizdeki Avrupa'da size bakış nasıldı? Evet. Sonuçta Türkiye'de durum diğer ülkelerden oldukça farklı. Biz daha ziyade gelişmekte olan ülkeler sınıfına giriyoruz. Ve oralarda genellikle bütçe disiplini, mali disiplini açısından durum gayet iyi. Özel sektörün geleceğe bakışı, geleceğe güveni açısından durum gayet iyi. Büyüme gayet iyi gidiyor bu ülkelerde. Dolayısıyla o şekilde baktığımız zaman hem Türkiye'nin hem gelişmekte olan ülkelerin genelinin oldukça farklı bir konumda olduğunu görüyoruz. Bunun temel sebebi gelişmekte olan ülkeler geçmişte çeşitli zamanlarda çeşitli krizler yaşadılar ve oralardan pek çok dersler çıkardılar. O çıkardıkları derslerden aldıkları sonuçta çok dikkatli, titiz bir ekonomi yönetimi sergiledikleri için şu anda bir yerde gelişmiş ülkelerin karşı karşıya kaldıkları problemden bir yerde uzaklar. Bunun yansımalarını gördük genel olarak. Aşağı yukarı Türkiye'ye has diye de düşünebiliriz ama gelişmekte olan ülkelerin genelinde daha olumlu bir resim var. Evet. Sizden önceki Merkez Bankası Başkanı'nı havalimanından alıp açıkçası VIP bir uygulamayla Durmuş Bey'i Davos'ta konferansların düzenleneceği yere kadar götürdüler. Size de böyle bir ayrıcalık tanındı mı efendim? Ya, o detaydan çok fazla önemi yok. Önemli olan Türkiye'nin ekonomik performansı. Çok güzel. Hemen isterseniz enflasyon raporuna geçelim. Yeni iletişim stratejisinde İstanbul'da açıkladığınız raporu. Raporun detaylarına girmeyelim fakat siz Ankara'daki mesajınızda Mayıs itibariyle Türkiye'de enflasyonun bu yılın Mayıs itibariyle yeniden düşüşe geçeceğini, tek hanelere ineceğini söylemiştiniz. Geçen yılın sonuna doğru çift haneye bulduk çünkü. Vatandaşlara buradan rahat olun diyebilecek misiniz? Enflasyonda yeniden eski günleri, tek haneli günleri göreceğiz diyebilecek misiniz? Elbette. Sadece tek haneli değil, aynı zamanda %5 olan hedefimize olabildiğince yakın bir enflasyon görmek istiyoruz. Orada verdiğimiz mesaj şuydu, o toplantının yapıldığı gün itibariyle bakıldığında yıl sonunda %5'lik hedefin bir miktar belki üzerinde olabilir ama 2013 yılının ortalarında tekrar %5 seviyesine döneceğini biz tahmin ediyoruz. Sadece tek hane değil, daha bile çok daha iyi olacak enflasyon. Çünkü yıllarca enflasyonla yaşamaya başlayan ülkeyi aslında siz son dönemde Merkez Bankası enflasyonsuz yaşamaya da alıştırdınız. İnsanlar artık buna da alıştı. Bu yönde sizden beklentiler de yüksek. Özellikle enerji girdilerinin artması bu sıkıntıyı arttıracak mı? Soğuk havalarda giderken işte bizim doğalgaz ithalatımız ve petrol ithalatımız artarken. Böyle bir risk var mı efendim? Yani orada her zaman mevsimsel etkiler olur. Onları çok fazla önemsememek gerekir. Onlar geçicidir. Genel olarak dünyada enerji fiyatları nasıl gidiyor? Onun üzerine biraz odaklanmak gerekir. Biz standart her zaman piyasa temelli bir varsayım kullanıyoruz. Orada vadeli işlem fiyatlarını esas alıyoruz tahmin yaparken petrolle ilgili. Orada tabii değişimler oluyor. Bir enflasyon raporundan diğer enflasyon raporuna mutlaka vadeli fiyatlar da değişiyor. Ona göre biz revizyonlarımızı yapıyoruz. Ama bugün baktığınız zaman iki tane faktör var petrol fiyatları üzerinde ters yönde etkileyen. Birisi malum jeopolitik gerginlikler bölgemizle ilgili olarak. Oradan yukarı yönlü petrol fiyatlarına bir baskı gelebilir. Ama bir de onun tersi olarak doğal gaz fiyatlarında ciddi bir düşüş var dünyada. Dolayısıyla bu iki faktör birbirine ters yönde çalışıyor. Hangisinin baskın geleceğini göreceğiz. Evet. Hemen isterseniz döviz kuruna geçelim efendim. Geçen yılın sonuna doğru yine 1.92 sınırına kadar yükselmişti dolar. Fakat Merkez Bankası'nın hamleleri burada yeniden piyasada bir rahatlama getirdi. Şu an 1.80'in altına düştük. Bu böyle devam edecek mi? Bu bantta kalacak mı? Yoksa yıl içerisinde yine 1.90'ları görecek miyiz? Şimdi tabii Türkiye şu anda dalgalı kur rejimi uyguluyor. Ve daha ziyade kontrol aracı olarak para politikasında kısa vadeli faizler kullanılıyor.
Şimdi o yüzden döviz kurlarıyla ilgili olarak biz ancak etki yapabiliriz döviz kurları üzerine. Döviz kurları şu noktada olsun, oraya getirelim şeklinde bir yaklaşımımız olamaz. Sonuçta dalgalı kur rejimi uyguluyoruz. Fakat istisnai durumlarda gerek fiyat istikrarına, gerek finansal istikrara karşı bizi tehdit eden bir durum görürsek, döviz kurlarından buraya bir tehdit görürsek, o zaman harekete geçebiliyoruz. Bunun daha önce örneğini yaşamıştık. Kasım 2010'da olağanüstü bir haddinden fazla değerlenme baskısı vardı ve bunun biz cari açık açısından ve finansal istikrar açısından bir tehdit olacağını düşündüğümüz için orada harekete geçtik, politikalarımızı şekillendirdik ve o değerlenme baskısını tamamen bertaraf ettik. Şimdi yıl sonuna doğru da biliyorsunuz bir değer kaybı eğilimi gözlenmişti. Bunun da fiyat istikrarına belki bir zarar getirebileceğini düşündüğümüz için devam ederse bu şekilde bir eğilim, bu defa enflasyonu çift hanede de tutar ve döndürmek, tekrar tek haneye döndürmek zor olabilir diye düşünerek bu defa yine istisnai bir takım hareketler yaparak, politika kararları uygulayarak bu trendi kırdık. Şu anda çok net bir şekilde Türk lirasında o tür bir fiyat istikrarına karşı bir tehdit görmüyoruz. O yüzden dalgalı kur rejimi şu anda işliyor. Evet efendim. Henüz erken mi bilmiyorum, baştan söyleyeyim bu ifadeyi. İhracatçılar dolar aşağıya indiğinde karlı bir ticaret yapamadıkları için mutlaka işte merkez artık alım yönünde bir hamle yapsın, satım yönünde değil de diyorlar. Bunun için erken mi henüz dolar alımı için efendim? Doların bulunduğu seviyeyi göz önüne alınalım. O tür detaylara çok fazla girmeye gerek yok. Sonuçta Türkiye şunu yapabildi. Haddinden fazla bir orta uzun vadeli denge değerinden sapma görürse ve bu herhangi bir şekilde bizim amaçlarımıza, kanunla verilen amaçlarımıza aykırılık teşkil ederse ona karşı ne yapabileceğini gösterdi. Hem aşağı yönde gösterdi, yani aşırı değer kazanırsa gösterdi, hem de aşırı değer kaybederse gösterdi. Her ikisi konusunda da elimizde gayet güçlü politik araçları var. Gerekeni gereken zamanda yaparız. Hemen dolardan devam edelim. Türk lirası doları 2012'de yenecek ifadeniz çok tartışıldı kamuoyunda. Gelinen nokta bunun söylediğinizin haklı çıktığı yönde bir işaret olarak yorumlanabilir mi? O daha ziyade bir ekonomik analize dayanıyor. Merkez Bankası'nın yaklaşımı ve analizi piyasada yapılan bazı analizlerden farklı. Biz dış dengedeki açılmanın, cari açıktaki büyümenin temel sebebinin Türkiye'deki özel kesimin aşırı hızla borçlanması olduğunu söylüyoruz. Ve bunu çeken faktörler var, iten faktörler var. Çeken faktörler, Türkiye'de bir kredi açlığı var. İlk defa uzun vadeli, nispeten düşük faizli krediler gözlendiği için, yıllarca da borçluluk düzeyleri son derece düşük seviyelerde kaldığı için orada ilerlenecek yol var. Ve orada son derece hızlı bir talep kendisini gösteriyor. Bu çeken faktör. Kredi iten faktörler diye baktığımız zaman ise küresel parasal genişleme dediğimiz, özellikle merkez bankalarının, büyük merkez bankalarının çok büyük miktarda parasal genişlemeye gitmesi ve dünya piyasalarına para pompalaması. Şimdi o Amerika'da var, Avrupa'da var, Japonya'da var, biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. O da iten faktör sermayeyi. Şimdi biz burada ne diyoruz? Bir, bu genellikle kısa vadeli ve yabancı para cinsinden borçlanmayı teşvik ediyor. Bu şekilde bol ve ucuz para. Ve borcu teşvik ediyor doğrudan yatırım yerine. Bu sermaye akımlarındaki kalitenin biraz düşük olmasına yol açıyor. Bunun kalitesini iyileştirecek tedbirler alalım. Bir onu söylüyoruz. İki, aşırı hızlı borçlanmayalım. Borçlanma yine elbette artacak, olacak. Türkiye'de orada hala yerimiz var. Fakat bu yıllara sari bir şekilde olsun. Bir anda, bir yıl içerisinde çok hızlı bir şekilde borçlanma olmasın. O yönde teşhis ve tedavi uyguladığımız için döviz kurları da elbette etkili ama onlar ikinci planda kalıyor. Esas aşırı hızlı özel kesimin borçlanması. Onunla ilgili tedbirler de cevap verdi. Şu anda son derece makul seviyelerde kredi genişlemesi devam ediyor. Bizim mevduat artışlarıyla uyumlu seviyelerde devam ediyor. O zaman dış denge açısından çok fazla bir sorun kalmaz ve kademeli bir şekilde ay ay biz dış açığın daraldığını görürüz. Tamamen kapanmayacak. Türkiye'de çünkü bir takım yapısal nedenler var. Tasarrufların yetersiz olması gibi bir takım nedenler var. Cari dengenin tamamen sıfırlanması şu anda kısa vadede mümkün görünmüyor. Ama o bir tarafa, konjonktürel açıdan bu bahsettiğimiz iki tane sebeple olan kısma biz cevap verdik ve orada netice aldık. O yüzden nispeten dış denge açısından rahatız. 2012 yılı kademeli bir şekilde hem cari açığın hem enflasyonun düştüğü bir yıl olacak. O yüzden meyvelerin toplandığı bir yıl olacak. Öyle düşünüyoruz. Bu müjdeyi de izleyicilerimize vermiş olduk.
Açıkçası cari açığı soracaktım. Siz yanıtını verdiniz. Bir de kredi kullanımına, Türkiye'de kredi kullanımına çok ciddi bir artış yaşanmıştı geçen yılın içerisinde. İşte taşıt kredisi, ev kredisi. Orada da bir düzenleme yapmıştınız. Şu anda kredi kullanımı ve geri dönüşümü ödeme noktasındaki rakamlar ne aşamada Sayın Başçı? Gayet iyi gidiyor. Yani şu anda geçen dün zannedersem Bankalar Birliği Başkanımız da açıkladı. Tarihsel en düşük seviyelere yakın seyrediyor. Krediler geri ödeniyor gayet. Herkes işlerden memnun. Hiçbir sıkıntı, sorun görülmüyor. Yani o yüzden Türkiye gerçekten pek çok ülkeden ayrı bir konumda. Özellikle Avrupa ile karşılaştırınca şu anda siyah ile beyaz kadar Türkiye'nin durumu farklı. Olumlu yönde çok iyi. Bu nasıl bir duygu efendim? Şimdi 10 yıl öncesinde IMF'in kapısında, Sayın Başbakan da sürekli bunu söylüyor, IMF'in kapısında olan bir ülke şu anda sizin ifadenizde siyahla beyaz arasındaki fark kadar fark var. Bir ülkenin Merkez Bankası Başkanı olarak baktığınızda bunu nasıl yorumlamak gerekir? Sonuçta çok çaba harcadı Türkiye. Yani kolay olmadı. Biliyorsunuz çift haneli bir bütçe açığından, gayri safi yurt dışı hasılaya göre %10'un üzerinde bir bütçe açığından en son geldiğimiz nokta %1,5-1,6 seviyelerinde bir bütçe açığına geldi. Fazlalar veriyoruz şimdi, aylık itibariyle. Kamu borcuna baktığınızda %90'lar seviyesinde bir kamu borcunun gayri safi yurt dışı hasılaya oranından en son %40'ın altında bir seviyeye geldik. Bu kolay bir iş değil, yani kolay bir mesafe değil, alınan mesafe. Burada çok çaba gösterildi. Türkiye bilinçli olarak bunun iyi bir şey olduğunu bilerek ciddi bir şekilde mali disipline önem verdi. Yani bugün pek çok ülkenin yapamadığı, çaba gösterip de yapamadığı işi Türkiye başardı aslında. Çok zor bir noktadan, yani %70'li enflasyon seviyelerinden tek haneli ve nispeten daha düşük enflasyonları hedefler hale geldi. Yani bunlar çok kısa süre içerisinde oldu sonuçta. Baktığınız zaman 6-7 yıl, 8 yıl içerisinde bu başarıldı. Sonuçta işin özü çok net. Hiçbir zaman için hiçbir konuda aşırıya gitmeyeceksiniz. Aşırı kamu borçlanması da kötü. Aşırı özel kesim borçlanması da kötü. Bankacılık sisteminin aşırı hızda ve dengesiz bir şekilde büyümesi de kötü. Dolayısıyla bankacılık sistemi üzerinde dikkatliyseniz eğer, oranın sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlayabiliyorsanız, kamu bütçe dengeleri açısından dikkatliyseniz, bir de özel kesimin borçlanması konusunda da gereken zamanda gereken adımları atabiliyorsanız, o zaman sağlıklı bir büyüme sürecine giriyorsunuz. Sürdürülebilir bir büyüme sürecine giriyorsunuz. Böyle başınıza zaman zaman bu tür kazalar gelmemiş oluyor. Ama bu ders aslında çok büyük maliyetli bir krizden sonra öğrenilmiş bir derstir. O da 2001 krizi. Türkiye'de biliyorsunuz borç stoğunu 30 puan arttırdı. Yani Türkiye'de kamu borcunun gayri safi yurt dışı hasılaya oranı 60'tan 90'a çıktı bu bankacılık krizinden sonra. Oradan çok ciddi Türkiye dersler aldı. Ve o dersleri aldığını da gösterdi. Sonuçta yani ona bağlamak lazım. Türkiye'de vatandaşımız şu anda son derece bu konuda bilinçli. Onun da meyvelerini, faydalarını görüyoruz. Konuşmanızda satır aralarında geçti ama bankacılık sistemini 2002'den itibaren artık hiç konuşmuyor. Sanki orada sorun kalmadı. Artık her şey yolunda gibi gözüküyor. Yeni dönemde bankalarla alakalı, bankalarla ilişkilerde yeni düzenlemeler gözüküyor mu ufukta Sayın Başçı? Yani orada tabii vatandaşa yansıyan bir şey yok ama politika yapıcılar olarak bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu olsun, Merkez Bankası olsun, diğer ilgili kurumlar olsun bu konuda sürekli düşünüyorlar, sürekli çalışıyorlar. Yani arka planda çok yoğun, titiz bir çalışma var. Sağlıklı kalsın. Yani bu amaç bu. Tabii bunun çok ufak bir kısmı belki kamuoyuna yansıyor ama yapılan çok önemli işler var. Yakın zamanda da atılan iyi bir adım, Finansal İstikrar Komitesi oluşturuldu. Burada genelde finansal sektörle ilgili gözetim ve denetim yapan kurumların hepsi bir masa etrafında bir araya geliyorlar ve ağırlıklı olarak yapısal reformlar üzerinde çalışıyorlar. Bu yeni başladı ve çok da güzel çalışmalar yürüyor. Bununla ilgili zamanı geldiğinde önemli adımlar da atılacak. Hep bunlar finansal sistemin sağlıklı kalması için ne yapılabilir? Belki daha da güçlendirilmesi için ne yapılabilir konusunda çalışmalar. Bir de tüketiciye yönelik herhalde kredi kartları üzerine bir çalışma var. İşte tek limit uygulaması, kredi kartı kullanıcılarına puan verilmesi. O genel resmin ufak bir parçası diye düşünebilir. Orada bu yıla yetişir mi efendim? Siz takip zannetmiyorum herhalde, o daha sonraki yıl tekrar ele alınacak. Onun bir altyapısı gerekiyor çünkü önemli bir altyapı orada ihtiyacı var. Bunların hepsinin özü aşırıya kaçılmasın. Vatandaşımız da aslında kendiliğinden de yapabilir vatandaşımız bunu. Aşırı borçlanma iyi bir şey değil sonuçta. Bunu herkes yaşayarak, hatta çevresinde
örnekleriyle görüyor. O yüzden daha dikkatli bir şekilde kullanırsa bu kredi kartları, amacına uygun bir şekilde kullanırsa zaten bir sorun olmaz. Onlar ödeme araçları, kredi kartları ödeme araçları. Bir borçlanma enstrümanı değil. Ancak istisnai ve çok kısa vadeli bir takım finansman ihtiyaçları olursa hemen kısa vadede kullanıp hemen kapatmanız gerekiyor. Yani o bir borç aracı olarak kullanılırsa sonra soruna yol açıyor. O yüzden dikkatli gitmesinde vatandaşın fayda var orada. Batık kredi kartları çok konuşulur. Şu anda rakamlar artıyor mu, azalıyor mu? Nasıl oradaki? Orada da iyiye gidiyor. Tahsili gecikmiş alacaklar açısından baktığınızda kredi kartlarında tahsili gecikmiş alacaklar düşüyor, düşme eğiliminde. Bu da güzel bir haber. İyi bir haber, evet. Erdem Bey, muzam karşılıklarına geçelim isterseniz. Muzam karşılıklarında bir indirim olabilir mi 2002 yılı içerisinde? Zorunlu karşılıklarla ilgili biz önemli bir politika aracı olduğu için oldukça önemli değişiklikleri geçen sene yaptık, 2011 yılında. Pek çok amaç açısından faydalı oldu. Bir, vadelerin uzatılmasını teşvik etmek açısından faydası oldu. Bir, aşırı hızlı kredi büyümesini daha makul seviyelere indirmek açısından faydası oldu. Bir de Merkez Bankası piyasayı fonlar hale geldi biz zorunlu karşılıkları kullandığımız için. Bu da Merkez Bankası'nın elini güçlendirdi o anlamda. Bütün bu faydalarını gördük. Şimdi onun dışında yeni adımlar konusunda herhangi bir sinyal vermedik şu ana kadar. 2012 yılında zorunlu karşılıklarla ilgili herhangi bir sinyal vermedik. Yalnız sadece şunun ipucunu verdik. Biz daha ziyade rezervlerimiz içerisinde altının payının artmasını arzu ediyoruz. Evet. Daha çok altın, daha az döviz şeklinde bir kompozisyona doğru, yıl sonuna doğru ilerlemek istiyoruz. Onu yapmanın bir yolu Türk lirası cinsinden zorunlu karşılıkların bir kısmının altın cinsinden tutulmasına izin vermek. Bunda başka olumlu yan etkileri var. Vatandaşımızın yastık altındaki altınlarının banka mevduatına, altın depo hesapları şeklinde dönüşmesi ve oradan hem bir miktar gelir elde etmeleri vatandaşlarımızın, aynı zamanda da Merkez Bankası'nın altın rezervlerinin güçlendirilmesi şeklinde ikili bir faydası olan adımlar atabiliriz. Ama ne zaman atarız, nasıl atarız onunla ilgili herhangi bir sinyal vermedik. Sadece bunu yapabileceğimizi söyledik. Merkez Bankası Başkanı olarak bir projeksiyon çizebiliyor musunuz? Yastık altında çok altın var mı Türkiye'de? Orada çeşitli hesap yöntemleri var. Çok net bir şekilde bilmek mümkün değil. Çünkü bu çok da fazla raporlanan vatandaşımızın bildirdiği bir değişken olmadığı için çok kesin katı rakamlar yok. Ancak şöyle Türkiye'de altın ithalatından yola çıkarak, yani Türkiye'de yıllar içerisinde altın ithalatını birikimli olarak üst üste koyduğunuzda ve ihracatı da oradan düştüğünüzde bir takım tahminler yapılabiliyor. Ben şu anda bir rakam vermeyeyim ama bu konuda tahmin yapan analistler, ekonomistler var. Oldukça yüksek miktarda Türkiye'de altın stoğu olduğunu tahmin ediyoruz. Varlık barışı bunların bildirimini kolaylaştırmamış mıydı Sayın Başçı? Şimdi yani bu sonuçta özellikle biliyorsunuz Türkiye'de bir gelenektir. Düğünlerde çok fazla altın verilir. Yani bu bizim vatandaşımızın evinde tuttuğu genellikle altınlar, çok da fazla ben rapor edildiğini zannetmiyorum o varlık barışı sırasında. Evet efendim. Bu Türkiye'nin gizli serveti, öyle diyelim. O servet her zaman kalsın. Evet. Bu dünyada iki ülkede çok fazla var. Altın ithalatı üzerinden takip ederseniz bir Hindistan'da var. Hindistan bir böyle, numara böyle herhalde. Böyle bir gelenek bir de Türkiye'de var. Evet. Hemen yine sizin değerlendirmelerinizden yola çıkarak 2012'yi sormak istiyorum size. 2011 yılına ilişkin verilerin ekonomide sizin hedeflediğiniz noktaya dönük olduğuna dair bir açıklamanız olmuştu. 2012'nin ilk ayı itibariyle değerlendirdiğinizde amaçladığınız noktada mı gidiyor? Piyasalar, tüketici ve şirketler için önerileriniz neler olacak 2012'ye dönük? Şimdi 2012 aslında bütün dünyadaki her bir ülke için diyelim, en ücra köşedeki ülke için bile bir test yılı, bir sınav yılı aslında olacak. Çünkü bu defa 2008 sonunda vuran, Lehman Brothers'ın batmasından sonra vuran küresel krizden biraz farklı olarak daha seçici davranacak bu defa kriz, öyle diyelim. Ülke bazında tek tek bakılacak. Hangi ülke daha riskli görünüyor, hangi ülke daha az riskli görünüyor. Çok önemli bir nokta. Dolayısıyla bu tam bir test, tam bir sınav zamanı. Burada biz kendimizden eminiz. Yani gerek kamu bütçe dengeleri açısından olsun, gerek özel kesimin borçluğundaki artış açısından olsun, aldığımız tedbirlerin hepsi işe yaradı ve cevap verdi. O yüzden Ocak ayındaki gidişat da iyi. Gayet olumlu bir gidişat var dış denge açısından, iç denge açısından. O yüzden şu an itibariyle işler bizim arzu ettiğimiz gibi yürüyor ve başlangıç iyi. Ama yılın kalan kısmında da biraz dikkatli gitmekte fayda var. Türkiye'nin büyümesi devam edecek, biz öyle tahmin ediyoruz. Türkiye 2012 yılında da büyümeye devam edecek. Avrupa'da bazı ülkelerde büyüme önemli ölçüde eksiye düşebilir ki düşüyor zaten şu anda.
Ama bunlara baktığınız zaman genellikle ya kamu borcu ya da bankacılık sektörü problemi yaşayan ülkeler. Sizin öngörünüz %4 mü? O yüzden Türkiye, biz orta vadeli programda %4 konusunda mutabık kalmıştık. Kurumlar arasında bir çalışma yapmıştık. Halen 4'ü koruyoruz. %4'lük bir büyümeyi Türkiye rahatlıkla sağlar. Bu da bizim gene oldukça muhafazakar bir tahmin olan uzun vadeli potansiyel büyümemiz rakamı olan %5 rakamından biraz daha düşük bir büyüme, ama sonuçta büyüme. Ve böyle bir ortamda büyüme gerçekten çok olumlu bir performans olarak kendini gösterecek. Tüketiciye 2012'de rahat harcayın ifadesi kullanır mı bir Merkez Bankası Başkanı efendim? Yani bugün geldiğimiz noktada herkes durumun farkında ve hesabını kitabını bence doğru yapıyor. Orada ilave bir tavsiyeye gerek yok. Şu anda gidişat bence olumlu orada. Evet. Hemen vatandaşın, sokakta alışveriş yapan insanların merak ettiği bir konu. Bize gelen bir soru efendim bu. Sizin yayınımıza çıkacağınızı duyunca ilettiler. Bir kuruşlar. Bir kuruş bize çok geri dönüş olmuyor. Vermiyorlar alışveriş yaptığımızda diye. Siz vatandaşa, kuruşunuza sahip çıkın. Biz yeterince kuruş basıyoruz diyebiliyor musunuz? Evet. Bu yönde biraz çaba göstermemiz gerekecek. 2012 yılından itibaren burada bir bilinç, bir farkındalık oluşturmak gerekecek. Şimdi bunun talep yönü tarafı var, arz yönü tarafı var. Gittiğiniz zaman gerçekten pek çok işletmede bugün kuruş bulunmuyor. Yani kasalarında kuruş bulunmuyor. Şimdi vatandaşın da çoğu, çok önemli bir kısmı talep etmiyor. Öyle bir alışkanlık oluşmamış. Halbuki bugün gidin dünyanın en yüksek gelirine sahip ülkelerine gidin. Son kuruşuna kadar paraların üstünü geri isterler. Yani mutlaka bir sent geri istenir. Bir yerde bir kültür, bir alışkanlık. Onun belki kademeli bir şekilde değişmesi gerekecek. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bunları değiştirmek pek kolay olmuyor ama bir çaba göstereceğiz 2012 yılında. Japonya'da mesela çok aslında acı, çok üzüntü verici bir kültürel alışkanlık. Gıda için, gıdalarda raf ömrü eğer 6 ila 7 saati geçtiyse o gıdalar raftan indirilip bir yerde imha ediliyor. Şimdi bu son derece yanlış bir uygulama. Yani normalde raf ömrü belki bir gün olması gereken, belki iki gün olması gereken gıdalar 6-7 saat sonra imha ediliyor. Neden? Çünkü öyle bir alışkanlık oluşmuş. Japon müşterisi hepsi 6-7 saati geçtiği zaman almıyor, satın almıyor. Öyle bir titizlik oluşmuş. Şimdi o tarafta var. Öbür tarafta firmalar da buna uyum sağlamışlar. Onlar da 7 saatten fazla tutmuyorlar rafta. Şimdi böyle olunca müthiş bir israf gıda konusunda. Orada yani bir yerde imha edilen gıdalar dünyadaki açları doyuracak kadar çok diye Japon yetkili ağzından duydum en son İsviçre'deki toplantıda. Üzülerek bunu anlattı. Japon yetkili. Bilemiyorum bunu nasıl değiştiririz. Bu çok kötü bir kültürel alışkanlık. Ama bunu değiştirmemiz lazım. Nasıl değiştireceğimizi bilemiyoruz şeklinde söyledi. Bizim tabii çok daha küçük ölçekte kuruşla ilgili problem bu kadar vahim bir problem değil ama sonuçta önemlidir. Yani son kuruşuna kadar herkesin bir yerde parasına sahip çıkması beklenir. Bunun için de biraz çaba göstermek gerekecek. Toplum olarak hep birlikte. Biz Merkez Bankası olarak da üzerimize düşeni bu konuda yapmayı düşünüyoruz 2012'den itibaren. Ama vatandaşlarımız da öyle. Bugün turistik bölgelere bakıyorsunuz. Antalya gibi bir bölgede. Bizim şubemiz var Antalya'da. Şube müdürümüz diyor ki kuruş yetiştiremiyoruz diyor. Bir kuruşu diyor. Çok talep ediyor şeyler. Neden oraya turist geliyor? Çünkü turist bir kuruşu istiyor. Şimdi turist bir kuruşu istiyorsa bizim vatandaşımız niye istemiyor değil mi? Bunu biraz zaman içerisinde değiştirmek gerekecek. Evet. Sayın Başkan, yeniden Türk Lirası üzerinden gidersek simge yarışması açmıştınız. Evet. Sonuçlar henüz belli olmadı. Ancak evet. Çok ciddi bir talep vatandaş yarışmaya tamam. Çok ciddi simgeler gönderdi. Evet. Siz görebildiniz mi? Enteresan örnekler var mı içerisinde? Şimdi biz biraz da aslında sevindik, biraz da şaşırdık. Tam rakam hatırlamıyorum ama 8000'den fazla başvuru oldu burada. Çok titiz, yoğun bir çalışma arkadaşlar yürüttüler. Orada sona yaklaştık. Onay süreçleri var. Onunla ilgili büyük ihtimalle Şubat ayı içerisinde bir açıklama yapacağız. Bu tabii ömürde bir defa olan bir iş. Bir ülkenin ömründe bir defa simge seçilir. Eğer o simge tutarsa ondan sonra artık ilelebet o aynı doların sembolünde olduğu gibi, avronun sembolünde olduğu gibi, Japon yeninin sembolünde olduğu gibi Türk lirasının da bir sembolü olmuş olacak. Bu da aslında fiyat istikrarının perçinlenmesi olarak düşünülebilir. Yakın zamanda onunla ilgili iyi haber gelecek. Peki bu simgeyi dediğiniz gibi Türkiye'nin tarihinde ilk olacak. Devlet büyükleri de görmesi gerekir herhalde. Gösterecek misiniz siz onay öncesinde? Şimdi onunla ilgili gerçekten çok titiz bir çalışma yürütüldü.
Orada yetkili bizim banka meclisimiz. Onunla ilgili biraz acele etmeyelim. Açıklamalar konusunda biraz acele etmeyelim. Öyle bir çalışma yürütüyoruz. Güzel bir açıklama yapacağız onunla ilgili. Sizin beğendikleriniz var mı içinde efendim? Ya ben kişisel olarak Merkez Bankası Başkanı'nın şimdi burada tabii fikrini merak ediyorum. Bu sizin programınız biraz merak uyandırdı. Reklamlarda da biliyorsunuz merak uyandırıcılık önemlidir. Orada bırakalım o noktada, daha ileriye gitmeyelim. Çok çok iyi bir noktadan yakaladınız açıkçası bizi de. Evet. Şimdi sizden bir başlık atmanızı, manşet atmanızı istesem. Dünya krizle boğuşurken, işte emekli maaşları düşürülürken, daha emekli maaşlarının üzerine vergi bindirilirken, kamu çalışanlarının maaşları ödenemezken, Türkiye'de geçmişe dönük intibak düzenlemesi altında emeklilere bir düzenleme yapılıyor ve 2,5 milyar liralık bir bütçe ayrılıyor. Artı memura, artı asgari ücret diye özel sektörü ilgilendiriyor belki ama çok ciddi zamlar yapılıyor. Bu sizi tedirgin ediyor mu Merkez Bankası Başkanı olarak? Tabii bizim sonuçta baktığımız bütün bu yapılanlar bütçe dengeleri içerisinde yapılıyor mu, bütçe açığını arttırıyor mu, arttırmıyor mu, ona bakıyoruz. Eğer bir taraftan gelir tarafı iyi görünüyorsa, onun hesabı kitabı doğru yapıldıysa, orta vadeli programdaki her hedefler ve çerçeve içerisinde bunların hepsi yapılıyorsa biz o konuda bir şey söylemeyiz. Söylememiz doğru olmaz çünkü sonuçta bu siyasi iradenin işi. Ve Merkez Bankası daha ziyade kamu mali dengeleri iyi gidiyor mu? Kamu borç rasyosu düşmeye devam ediyor mu? Bütçe açıkları makul seviyelerde, düşük seviyelerde seyrediyor mu? Ona bakar daha ziyade. Bunun enflasyon üzerine bir etkisi var mı? Buna karşı yapılması gereken bir şey var mı? Ona bakar. Şu ana kadar atılan adımlarda biz herhangi bir bütçe dengeleri üzerinde tehdit eden bir şey görmedik. Ama dikkatlice izlemeye devam ediyoruz orada tabii. Evet. Sayın Başkan, sizden de bu değerlendirmeyi almış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok önemli haberler verdiniz. Türkiye ekonomisinin geldiği nokta küresel krize rağmen. Yeniden teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Ankara dün akşam, dün gece -15'leri gördü. Fakat biz Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı ile çok sıcak konuları masaya yatırdık. Anadolu'da sabah devam ediyor. Havalara uçuran Anadolu Jet'in sunduğu Anadolu'da sabah devam edecek. Başarının